İyi günler. Bir reklamlar programıyla daha birlikteyiz. Bugünkü konuğum Yorum Publicis Genel Müdürü Sayın Faika Ergüder. Faika Hanım'la Yorum Ajansı'nın yarattığı reklamlar üzerine bugün hoş bir sohbet yapacağız. Bugünkü izleyeceğimiz reklamlar Akbank, Renault ve Ömür Piliç. Özellikle de bugün Ömür Piliç'in basın ve billboard kampanyalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Zira izleyicilerimizden bana gelen taleplerde neden hep televizyon reklamlarına ağırlık veriyorsun, biraz basın ve billboard ve diğer mecraları da bizlere izlet deniliyor. Ve bu anlamda da sağ olsun Faika Hanım bize çok güzel bir kampanya getirdi. Onu hep birlikte izleyeceğiz. Ama önce geçtiğimiz hafta marketing dünyasında neler olmuş onlara bir göz atalım. Marketing Türkiye'nin hazırladığı kısa kısa adlı bölümü izliyoruz. Ne oluyor ya? Ne çekiyorsunuz? Çekilişe hak kazan. Siemens yeni modeli CX-75 için Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularının rol aldığı bir dizi reklam filmi hazırladı. Ne o telefon? Dizinin oyuncuları Necati Şaşmaz, Erhan Ufak, Kenan Çoban ve Nevzat Yakışırboy'un rol aldığı filmlerde CX-75 Kurtlar Vadisi kampanyası esprili bir dille anlatılıyor. 5 ayrı filmden oluşan serinin ilk reklam filmi yayında. 70 milyonun bildiği sır değildir sloganıyla duyurulan kampanya ile 5 kişiye Kurtlar Vadisi dizisinde rol alma şansı, 10 kişiye Kurtlar Vadisi oyuncuları ile yemek, 250 kişiye Siemens CX-75 ile uyumlu mobil müzik seti, 500 kişiye Kurtlar Vadisi yüzüğü ve katılan herkese 128 MB MMC kart ve stereo kulaklık armağan edilecek. Maaşınız bitmedi. Sony Ericsson ve Photofan Club Türkiye'nin ilk cep telefonu fotoğrafları sergisine birlikte imza attı. Türkiye'nin ilk cep telefonu fotoğrafları sergisi kapsamında Photofan Club üyelerinin K750i'nin 2 megapiksel kamerasıyla çektiği fotoğraflar izleyenlerle buluşuyor. Sony Ericsson K750i objektifinden dünya başlıklı sergi kapsamında aralarında ünlü vahşi yaşam fotoğrafçısı Süha Derbent'in de bulunduğu 10 Photofan Club üyesinin K750i ve zifiri karanlıkta çekim yapma olanağı sunan harici gerçek flash MX-60 ile çektikleri serbest daldaki fotoğraflar öncelikle www.photofanclub.com internet sitesinde yayınlanmaya başlandı. Marketing Türkiye'ye de teşekkür ediyoruz bu güzel programa katıldıkları için. Faika Hanım, tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Davet ettiniz beni. Önce isterseniz Faika Hanım kimdir? İzleyicilerimizle onu paylaşalım. Çalıştığınız firma Yorum Publicis kimdir? Ne iş yapar? Ne zaman kurulmuştur? Bu bilgileri izleyicilerimize paylaşalım. Ondan sonra diğer reklamlarımızla ilgili sohbetimize başlarız. Tabii. Ben kimim? Ben aslında reklam sektörüne çok eskilerde değil, yani sonra 10 yıl önce girmiştim. İsviçre'de büyüdüm ve aslında grafik kökenliyim. Ben sanat akademisinde grafik okudum. Ve aslında en büyük hayalim hani bir dergide çalışmak, çok hoş bir dergi çıkarmak. Dergilerin mizampajlarıyla ve bütün tasarımlarıyla çok ilgileniyorum. O zamanlarda en büyük hayalimdi. Derken Türkiye'ye bir tatile geldiğimde burada kaldım. Gönül nedeniyle burada kaldım. Sonra aslında reklam sektörüne girmeden önce bir süre hiç çalışmadım ve bir tekstil firması kurdum. Bu ev tekstiliydi o zamanlar. Kendi şirketimdi. Bizim bir atölyemiz vardı. Yurt dışına İtalya'ya mallar hazırlayıp ihraç ediyorduk. Oradan da bitmiş ve bitmemiş ürünler getirip ithal ediyorduk. Onu bir süre yaptım. Çok da severek yaptım. Fakat orada da işim gittikçe böyle organizasyonel taraflara da gitti. Organizasyonlar yaptım, davet düzenledim. Ve bir kriz döneminde aslında bu işi bırakmaya karar verip
Sonra profesyonel olmak istedim. Aslında grafik kökenli olmama rağmen belki de bu deneyimlerinden dolayı daha çok müşteri ilişkilerinde kendimi gördüm ve saatçiden saatçiye işe girdim. Aslında bu sektöre girişim öyle oldu. Sonra yoruma geçtim ve işte 7 yıldır da yorumda çalışıyorum. Hep müşteri ilişkilerinde oldum. Bugünlere geldik. Müşteri ilişkilerinden genel müdürlüğe yükseldiniz. Bu da kısa zamanda iyi bir mesafe kat ettiğinizi gösteriyor. Evet, sektörde aslında kısa bir zaman ama iş hayatında aslında çok uzun zamandır varım. Hep çalıştım. Hiç çalışmadığım bir dönem olmadı. İsviçre'de büyüdüğüm için İsviçre'de okul hayatım boyunca da hep her zaman okulun yanında da bir takım işlerde çalıştım. Onun için aslında iş hayatımı çok küçük yaşlarda tattım, öğrendim ve bırakamadım da. Peki biraz da yorum ajansı tanıyalım. Gerçi sektörde herkesin bildiği, çok iyi yakından tanıdığı bir ajans ama izleyicilerimiz de daha yakından tanısın istiyorum. Yorum ajans çok köklü bir ajans. 23 yıl önce kurulmuş. Kurucuları Osman Uslu, Mehmet Ural ve Ahmet Yaşar Somuncuoğlu'ydu. Fakat şu an ortaklık yapısı sadece Osman Uslu son ortak ayrıldı, yolları ayrıldı. Ve şimdi tek ortak Osman Bey. Ve bu 23 yıl içerisinde aslında bu ajansı belki de temel özelliği diyebilirim. Çok uzun yıllara dayalı ilişkileri oluyor olması. Renault ile 20 yıldır bir işbirliği içinde yorum. Aslında hani kurulduğu günden beri Renault bizim hayatımızda var. Genelde pek alışılmış bir durum değil sektörde. Evet. Çünkü reklam verenler kısa zaman, yani kısa değil de şöyle 5 senede bir kan değişikliği istiyorlar. Memnun olsalar bile istiyorlar ama bu iyi bir evlilik gibi duruyor. Evet, bu gerçekten iyi bir evlilik. Evet, reklam verenler bazen kan değişikliği istiyorlar. Hani yeni enerjiler, yeni bakış açıları, yeni soluklar. Çok hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Çok hızlı bir sektördeyiz. Çok ciddi bir rekabet var. Bunun da işe bir artı ya da yeni bir soluk getirdiğini düşünüyorlar. Ama ben uzun yıllara dayalı ilişkilerin aslında çok çok markalar için kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaptığımız işte iyi bir işi ortaya koyabilmek için aynı dili konuşabiliyor olmak lazım. Bir reklam veren de reklam ajansının aynı dili konuşuyor olması ve bununla birlikte kendini geliştiriyor olması çok çok önemli. Elbette rekabeti göz önünde bulundurup ayrışma noktalarında, yaratıcı olma anlamında, stratejileri belirleme anlamında ajansların da tabii kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Biz uzun vadeli ilişkileri yaşama konusunda müşterilerimizde aslında hoş deneyimlerimiz var. Bu bizim çok onlarla iç içe yaşıyoruz. Gerçek partnerler oluyoruz. Bu müşteri ilişkilerini belki de çok seviyor olmamın da bir sebebi de bu. Hakikaten hani öbür tarafa böyle bir girip onlarla birlikte düşünmek, onlar adına bir şeyler yapıyor olmak çok heyecan verici. Biz bu kültürü de ajansımızın geneline çok yayıyoruz. Yani biz de ajansta sadece müşteri ilişkileri değil, kreatif departmanda, özellikle stratejik planlamada da biz her birimiz hani bir ekip olarak çalışıp markaları hissediyoruz ve markaların içine ve müşterilerimizin günlük hayatlarına destek olmaya, nüfuz etmeye gayret ediyoruz. Ben de bu uzun süreli ilişkilerin yararına çok inanıyorum. Benim yöneticisi olduğum Bileşim International'ın da mesela Philip Morris 19 senelik müşterisi, Procter & Gamble 18 senelik müşterisi. Çok da iyi gidiyor ilişkiler. Hiç kimse de kan değişimi arama niyetinde değil. Önemli olan durduğun yerde kalmamak. Yani hep ilerlemek, hep bir başka bir yeni solukları katabiliyor olmak. Kesinlikle. Yoksa tabii şey oluyor. Yine programımıza bir kısa ara veriyoruz. Ajans Press'in hazırladığı Medya Arena. Bakalım geçtiğimiz hafta basında neler olmuş. Bankacılık sektörü son bir aydır liderliği başka hiçbir sektöre kaptırmıyor. 1309 olan haber sayısıyla bankacılık sektörünü 1142 haberle televizyon sektörü takip ediyor. Üçüncü sırada sağlık sektörü var. Geçen hafta 5. sırada yer alan binek otomobil sektörü her hafta bir sıra yükselerek 4. sıraya yerleşti. Markalara baktığımızda ise son 3 haftadır birinciliği kimseye kaptırmayan Türk Telekom bu haftada ilk sırada. İkinci sıradaki 287 habere sahip Merkez Bankası'nı Hürriyet 3. sırada takip ediyor. Geçen hafta 3. sırada yer alırken bu hafta 4. sıraya düşen Türk Hava Yolları'nı Turkcell 187 haberle 5. sırada takip ediyor. Müzik
Express tarafından 28 ulusal televizyon kanalının takibi sonucu elde edilen verilere göre televizyonlarda en çok kendinden bahsettiren sektör geçen hafta olduğu gibi bu hafta da sağlık sektörü oldu. 559 haberle ikinci sırada yer alan bankacılığı, sivil havacılık, binek otomobil ve ilaç sektörü takip ediyor. 90 haberi yer alan Merkez Bankası, televizyonda en çok adından söz ettiren marka. Red Bull 64 haberli ikinci sırada. Onu bir haber sayısı farklı takip eden HSBC Bank, İmar Bankası ve Hyundai ilk 5'e giren diğer markalar. Şov dünyasında bu haftada geçen haftanın birincisi olan Sezen Aksu 170 haberle birinci sırada. Sevgilisi Önder Fırat'ın basın mensuplarına saldırmasıyla basında sıkça yer alan Sezen Aksu'yu 112 haberle yine basın mensuplarıyla Çeşme'de gerginlik yaşayan Cem Yılmaz izledi. Yılmaz'ı önceki haftalarda birinciliği kimseye kaptırmayan Hülya Avşar takip ediyor. 104 haberle üçüncü sırada yer alan Avşar kızını 96 haberle Ajda Pekkan dördüncü sırada izliyor. Ajda Pekkan'ı Tarkan, geçtiğimiz hafta sonu Mustafa Kutluay ile dünya evine giren Çiçeği Burnunda Gelin Demet Şener, Yılmaz Erdoğan, İbrahim Tatlıses, Sertab Erener ve yeni klibiyle adından sıkça söz ettiren Fethet Dinçöz takip ediyor. Ajans Press tarafından hazırlanan basında 982 adet ulusal, bölgesel ve yerel yayının ayrıca 28 televizyon kanalının takibi sonucu elde edilen veriler sundu. Ajans Press'e teşekkür ediyoruz. Şimdi bu haftanın sorusunu sormak istiyorum. Bu haftaki sloganımız ne varsa sende var. Dikkatli izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bu sloganın başında bir marka var. Onu söyledikten sonra ne varsa sende var sloganı söyleniyor. Bu markayı hatırlıyorsanız bize 3636'ya reklamlar yazıp bir boşluk bırakıyorsunuz. Daha sonra bu markayı yazıp SMS'de yolluyorsunuz. Önümüzdeki hafta yapılacak çekilişe katılmış oluyorsunuz. Tekrar hatırlatıyorum. Çekilişimizde 3 kişiye Marketing Türkiye'nin 6 aylık aboneliğini veriyoruz. Bunu da anons ettikten sonra Faik Hanım, tekrar konumuza dönelim. Yorum ajansı tanıttık ama Publicis eksik kaldı. Evet, Publicis eksik kaldı. Publicis'le bizim iş birliğimiz aslında müşterimiz Renault nedeniyle oldu. Çünkü Renault Publicis'in en büyük müşterilerinden bir tanesi. İlişkimiz böyle başladı. Uzun yıllara dayalı 12 yıldır bir nişanlılığımız var. İnşallah çok yakında bir evliliğe dönüşecek olan. Publicis dünyanın en büyük, en hızlı büyüyen diyeyim, networklerinden bir tanesi. Avrupa'nın en büyük network'ü, dünyanın dördüncü en büyük network'ü. Bünyesinde 3 tane global network daha var. Sürekli bir takım satın almalarda bulunuyor. Bünyesine yeni networkler katıyor. Leo Burnett, Darcy ve Saatçi & Saatçi bugün Publicis grubun bir parçası. Medya tarafında da Zenith, Optimedia ve Starcom'la bir işbirliği var. Bu Publicis'i hakikaten her gün daha büyüyen bir noktaya götürüyor. Dediğim gibi Avrupa'da birinci, Amerika'da da üçüncü sırada. Leo Burnett tabii ki orada çok büyük bir network, onunla birlikte. Publicis her gün büyüyor ticari anlamda. Biz de bunun bir parçası oluyoruz. Birbiriyle rekabet de ediyor firmalar bir yandan. Tabii ki rekabet ediyorlar. Bu tamamıyla bir grubun büyümesi diyebiliriz. Bu networkler kendi içlerinde kendi özelliklerini koruyarak, her networkün kendine has özellikleri var, işe bakış açıları var, renkleri var, tatları var. Bunlar hepsini koruyorlar ama Publicis grubun içinde oluyor. Biz de Publicis Network'ün aslında bir yansımasıyız tabii ki burada, ama Publicis grubun çok önemli de bir parçasıyız. Peki şu an biraz da reklamlarımızdan bahsedelim. Hı hı. Hep Renault ile girdik konuya, yorumun işte Publicis'in ilişkileri dolayısıyla, ama ben öncelikle Akbank reklamlarıyla başlayalım istiyorum. Tabii. Akbank'ın bu geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir kampanyası vardı. Evet. İsterseniz kampanyayı anlatın. Tabii. Bizim için çok heyecan verici bir kampanyaydı. Çünkü Akbank'ın birçok sponsorlukları var. Aslında geçen sene ilk defa Rock & Coke'a
ana sponsor olarak Akbank ismiyle katıldı. Ondan önce bizim caz festivalimiz var, kısa film festivalimiz var ama buna Akbank Kültür Sanat Merkezi sponsorluk ediyor. Keza Akses'in de bir takım sponsorlukları var ama Akbank markasının birebir telaffuz ettiğimiz aslında ilk büyük kitlelere hitap eden sponsorluk bu film festivali oldu. İstanbul Film Festivali çok da önemli bir festival çünkü çok iddialı, dünyayı takip eden, bu dünyayı çok derinden yaşayan bir kitleye hitap ettiği için biz de aslında burada yer aldığımız şekli, yani yer alma şeklimizi çok içten ve çok ciddi bir yere oturtmak istedik. İsterseniz bu reklam filmini bir izleyicilerimize hatırlatalım, tabii sonra ki devam edelim. Tabii. Hayk Hanım, ben bu reklamı izlediğim zaman duygulanıyorum. Aslında benim en çok duygulandıran reklam filmleri bu nostaljik filmleri, eski reklam filmlerini izlediğim zaman biraz nostalji olduğu zaman duygular oluyor ama bu film hem güncel hem günlük hayatımızı anlatıyor ama böyle de bir duygu yaratıyor, nostaljik duygu yaratıyor. Biraz bu konuda isterseniz sohbet edin. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani hem nostaljik ama çok günümüzden bir şey. Biz de bu filmi, yani ben de her seyrettiğimde tekrar yaşıyorum doğrusu bu duyguyu. Bizim için burada heyecan verici olan şey, yani yıllardır Turkcell'in sponsorluğundan sonra Akbank bir ana sponsor olarak mekanı çok net belli olan, yeri çok net belli olan güçlü bir festivale sponsorluk ediyor olmasıydı. Ama hani Beyoğlu'nda olması, Beyoğlu'nun ruhunu taşıyor olması, emek sinemasının bu işin içindeki yeri ve bizler de bu festivalin izleyicileriyiz. Her gittiğimizde hep aynı insanlarla karşılaşıyoruz. Siz de bilirsiniz. Beyoğlu'ndan şöyle bir yürüdüğünüzde bazı tipik, hani hep her geçtiğimizde gördüğümüz anlar vardır. Biz de dedik ki yani festivalin ruhu bu. İnsanlar Beyoğlu'na bu nedenle gidiyor. İnsanlar emek sinemasına bu nedenle gidiyor. Dünyada yapılmış bütün o filmleri izlerken o Beyoğlu bütünlüğünü de yaşıyor. Ve bu ögeleri biz yaşatalım dedik. Yani bu festivalin gizli kahramanları var. Yani filmler var ama onu da yaşatan gizli kahramanlar var. Öncelikle İstanbul, sonra Beyoğlu. Sonra orada bir, ben çok seviyorum o bölümü filmde. Bir Ayşe Nine vardır, mendil satar. Sonra sokağa girersiniz, emek sinemasına, orada çocuklar vardır, onlar da mendil satarlar. İçeri girersiniz, biletinizi alırsınız. Hep tanıdığınız bir kadın vardır orada, Nerciye Hanım vardır. İçeri gidersiniz, yanınıza oturtulduğunuzda hep bildiğiniz, aynı kıyafeti giyen yer göstericiler, Hayri Bey, Aykut Bey, üçüncüsünü şu an hatırlıyorum. Vardır. Filmleri seyrettiren Ömer Bey var. Tuvalete gidersiniz, hep aynı insanlarla orada karşılaşıyorsunuz. Biz de dedik ki bunlar film festivalinin gerçek gizli kahramanları. Bunların hepsini siz biliyorsunuz. Emek sineması da var. Destek de bizden, Akbank'tan. Çok mütevazi bir tonda, Akbank'a çok yakışır bir şekilde bunu yapabildik. Ve çok içten ve gerçek insanlar ve gerçek bir hikaye aslında yer aldığı için inanıyorum ki çok büyük kitlelerde büyük bir beğeni topladı. Ve gerçek samimiyet duygusu reklamlarda çok önemli bir şey. Biz reklam yapıyoruz ama samimi olmak her zaman çok kolay olmuyor. Ve en etkin reklamlar inandırıcılık dozu, samimiyeti yüksek olan reklamlar oluyor. Bu filmde de bunu çok yakaladığımızı, çok doğru bir dozda Akbank'ı işin içine soktuğumuzu düşünüyorum ve neticeleri de gördük. Doğru dozda soktuğumuzu diyorsun. Bana çok mütevazı kalmış gibi geldi. Çok hiç öne çıkartmıyor reklam kampanyası boyunca kendini. Aynen bunu söylemek istiyorum. Zaten bu festivalin çok büyük önemi var. Çok ciddi kahramanları var. Bizim yaptığımız bunu hayatta tutmak, desteklemek. Mütevazi duruş Akbank bir kuruma. Bu mütevazi duruşta tabii çok yakışıyor diye düşünüyorum. Bu kampanya televizyonda sınırlı kalmadı herhalde. Hayır, kalmadı. Tabii ki sinemalarda yer aldı. Televizyon kampanyası oldu. Outdoorları oldu. Afişleri oldu. Bütün Beyoğlu bu görsellerle desteklendi.
ilanlarında da birebir kastlarımız gerçek insanlar olan Aykut Beyler, Hayri Beyler, Naci Hanımlar, şu sokaktaki çocuklar, bütün onlardan oluşan görüntüleri var. Bu basın kampanyamızı da birazdan izleyicilerimize göstereceğiz, hatırlatacağız. Hı-hı. Ama önce bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki. Vestel 1995 model yeni televizyonlarını sunar. Black serisi. Elektronik teknolojisinin sunduğu bütün üstünlüklere sahip bu televizyonlar, bu uzaktan kumanda Vestel Black serisinde. Faydalı bir eser. Faykan, bu basın reklamlarımıza geçmeden isterseniz bu güzel reklam filminin kamera arkasında kimler vardı onları da izleyicilerimize paylaşalım. Bu filmi Dinamo yapım, yani prodüksiyon şirketi Dinamo, onlar yaptılar. Yönetmenimiz de Selim Demirdelen'di. Doğrusu bizim bu festivalle yapmak istediğimiz duyguyu, uyandırmak istediğimiz duyguyu çok iyi anladı ve çok büyük katkısı oldu diye düşünüyorum. Bu filmde de bir sponsorluk olmasına rağmen, dikkatinizi belki de çekmiştir, biz gene jingle'ımızı kullandık. Bizim bir Akbank jingle'ımız var. Yani sadece görsel kodlar değil, aynı zamanda audio olarak duysal kodları da yerleştirmeye çok özen gösteriyoruz ve bu imzamızı her seferinde her reklamın tonu, duygusu, ihtiyacına göre de adapte ediyoruz. Burada da gene Selim Demirdelen'in katkısıyla müziğin içine yedirilerek Akbank melodisini duyabiliyorsunuz. Evet, isterseniz bu basın kampanyamız üzerine biraz sohbet edelim. Hı hı. Basında bir dizi reklam hazırlandı, yayınlandı. Bunlardan 3 tanesini şimdi göreceğiz. Hı hı. Bunları bir yandan ekrana getirirken arkadaşlarımız, biz bir yandan da konuşalım. Bu kampanya ne kadar sürdü? Hangi mecraları kullandınız? Onlardan bahsedelim. Yani biz çoğunlukla televizyon kullanıldı ama haliyle film festivali olduğu için sinemalarda da yer aldık. Bütün festival boyunca ve festivalden önce de tüm televizyon kanallarında yer aldık. Bunun dışında basında, outdoor'da da daha çok Beyoğlu civarını kullandık. Basında da birebir aslında bu filmimizdeki görselimiz ve mantığımız neyse aynı çizgide devam ettik ve oradaki gizli kahramanları, işte filmleri seyrettiren Ömer Bey, şu an gördüğümüz ekrandaki ve yer göstericileri vardı. Belki devam ederse ilanlar. Ya bir tanesine de Hayri'ydi. Bir tanesi Hayri'ydi. Aykut Bey ve üçüncüsünü şu an okuyamıyorum ama Murat, onlar Murat Bey. Evet, doğru. Çok çok önemli onlar. İnsanlar film festivaline gidip gördüklerinde gerçekten seyircilerle, buradaki bütün o emek sinemasının gizli kahramanlarıyla çok ciddi bir ilişki kuruldu. Bu bizi ayrıca çok memnun etti. Birkaç tane böyle basın ilanımız oldu. Şu an galiba sadece 2 tanesini gördük ama bizim 4-5 tane oldu. 3 tanesini gördük. Sohbet ederken onlar döndü orada. Döndü. Birkaç tane vardı ve aynen bu görsellerle bütünlüğü korumak adına Beyoğlu'ndaki bütün direkleri bunlarla giydirmiştik. Aslında iletişimimiz bundan. Peki birazdan diğer konularımıza geçeceğiz. Ömür Piliç ve Renault'a. Ama önce geçtiğimiz hafta reklam dünyasında neler olmuş? Televizyon reklamları ve yeni çıkan reklamları izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Bileşim'in hazırladığı reklam günlüğünü bir izleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Bileşim Medya tarafından hazırlanan Ad Alert, yani ilk kez yayınlanan reklamlar verilerine göre 12-19 Temmuz haftasında toplam 82 firmaya ait 156 adet yeni reklam televizyonlarda yayınlanmaya başlandı. Bu reklamların 18 tanesi bant reklam, 13 tanesi bu bir reklamdır ibaresiyle yayınlanan reklamlar ve 125 tanesi bildiğimiz kuşak reklamlardır.
13-19 Temmuz haftasında yayına girdikten sonra en fazla reklam yayınlayan ürünler sıralamasına göz attığımızda Merkez Yayıncılık ve Benkaiser'ın ilk iki sırayı koruduğunu, geçen haftanın üçüncüsü Ülker yerine Park Medya'nın bu sıraya yerleştiğini görüyorum. Geçtiğimiz haftanın en çok yeni reklam üreten yaratıcı ajansı sıralamasına baktığımızda Menajans Thompson'ın 7 adet reklamda birinciliği kimselere kaptırmadığını görüyoruz. İkinci sıraya 6 adet reklamda bu haftaki konuğumuz Yorum Ajans yükseldi. Young & Rubicam reklam evi ise 5 reklamda 3. sırada. 6-13 Temmuz haftasında televizyonlarda en çok reklamı yayınlanan firmalar sıralamasında ilk iki sıra değişmedi. Unilever geçen hafta olduğu gibi yine birinci, Ülker ikinci sırada. Unilever'in değişik ürünlerine ait 231.702 saniye reklamı televizyonlarda yayınlandı. Ülker'de 123.741 saniye ile yayın süresini arttırdı. Üçüncülüğe 84.288 saniye ile Coca-Cola yükseldi. Televizyonda en çok reklamı yayınlanan markalar sıralamasına baktığımızda ise Coca-Cola'yı 38.858 saniye ile yine birinci sırada görüyoruz. Bu hafta ikinciliğe 30.516 saniye ile Signal beyazlatıcı sistem yükseldi. Double Up motor temizleyicileri üçüncü, Petit Danone yoğurtları ise dördüncü sırada bu hafta. Geçtiğimiz hafta en çok reklam yayınlatan medya ajansları sıralamasına baktığımızda ilk iki firmanın geçen haftaki yerlerini koruduğunu görüyoruz. Mindshare 336.762 saniye ile birinci sırada, OMD 251.869 saniye ile ikinci sırada. Bu hafta üçüncülüğe Universal Makyen yükseldi. Yaratıcı ajans sıralamasında ise bu hafta birinciliğe 116.668 saniye ile Pars Makyen Ericsson yerleşti. Young & Rubicam reklam evi 103.462 saniye ile bu hafta ikinciliğe geriledi. Birleşim Medya'ya teşekkür ediyoruz bu güzel bölüm için. Şimdi yepyeni bir konudan bahsedelim. Ömür pilçlerini, reklamlarını konuşacağız. Bu da bizim zaman zaman yer verdiğimiz televizyon dışı reklamlara örnek güzel bir kampanya. Sadece basın outdoor kullanılan bir reklam kampanyasıydı. İsterseniz önce piliç pazarındaki gelişmelerden bahsedelim. Niye Ömür Piliç ortaya çıktı bu reklamları? O dönemi biz program öncesi konuştuk ama sizden bir daha anlamamızı rica ederim. Ben şöyle hatta anlatayım belki de, yani hem pilicin pazarını ama yani bu Ömür Piliç'in lansmanı aslında çok heyecan verici bir konu. Ben çok sevindim sizden basın ve yani sadece televizyon değil de başka işlerde getirebilir misiniz deyince, çünkü genellikle biz reklam ajanslarında en büyük prodüksiyonla en büyük işlerimizi anlatmayı severiz ya da en azından onlar çok seyredildiği ve beğenildiği için onlara daha çok ilgi olur. Ama halbuki yani çok daha küçük bütçelerle de çok etkili işler yapmak mümkün. Hayatımızda da bunlar çok var. Ömür Piliç de Ömür diye bir marka var. Eski bir marka, hepimiz biliriz. Ben hatırlarım, yolda havaalanına giderken orada Ömür yoğurtları yerdik. Bu markanın çok önemli değerleri var Türkiye'de araştırmalara göre. Bu markayı Sabancı olup yeniden tekrar çiftlik ürünleriyle tüketicinin önüne getirme kararı aldı. Bütün bu sürecin içerisinde Ömür'e yeni bir soluk, yeni bir genç bir duruş, daha modern bir kimlik sergilemek için kurumsal kimliğinden, logolarına, her şey yeniden değiştirildi. Tam da bu dönemde piliç sektöründe biraz da bir kriz vardı. İşte piliçlerin beslenmeleriyle ilgili tartışmalar vardı. Ciddi bir gündem oluşturmuştu. Bu hormonlu mu, hormonsuz mu? Gibi. Erman Toroğlu'nun ortaya attığı, onun da, evet, belirlediği bir konudu. Onun da payı olan ciddi bir gündem oluşmuştu. Bu piliç sektörünü biraz tabii zorladı doğrusu. Biz de tam bu dönemde lansman yapacaktık ve dedik ki zaten biz televizyonu yapmayacağız. Çünkü zaten henüz penetrasyonumuz bütün ulusa seslenmeyen, olmayacağı için, ulusal olmayacağı için, sadece Marmara bölgesinde öncelikle olacağımız için biz basın ve outdoor'u en etkin nasıl kullanırız diye düşündüğümüzde bugünden bizim çok işimize yaradı. Ve biz çok ilginç bir şekilde
aslında insanların akıllarında, hani artık piliç de yiyemiyoruz, piliç acaba sağlıklı mı değil mi derken, sağlıklı pilicin arandığını kullanmak istedik. Bizim aslında fikrimiz buydu. Piliç aranıyor. Sağlıklı piliç aranıyor. Bir yandan da ekranda arkadaşlarımız gösteriyorlar. Evet. Kampanya. Ve biz bu bundan başladık. Outdoor'da bizim kullandığımız temel mecralar, televizyon diyorum, basın ve outdoor oldu. Aynı zamanda radyo ve bütün kurgu tease etmek üzere kuruluydu. Biz ilk ilanımızı, bu böyle bir afiş gibi, sanki her yere bir afiş asılmış, piliç aranıyor, wanted mantığını kullanarak biz önce seri ilanlarda çıktık. Seri ilanlarda piliç aranıyor ilanı. Eleman ilanı gibi, hani bir pilicin özellikleri neler olmalıdır diye sıraladık. Piliç aranıyor dedik. Ve bu teasing kampanyasının da ikinci aşamasında işte pirinç pilicini arıyor, patates pilicini arıyor. Onlar da tek tek arkadaşlarımız yapıyor. Salata pilicini arıyor. Bu şu an gördüğünüz işte patates pilicini arıyor. Salata pilicini arıyor dedik. Yani herkes pilicini arıyor. İnsanlar pilicini arıyor. Gıdalar pilicini ama arıyor. Ama buraya kadar hep teaser değil hep mi? Hep teaser ve sonra şimdi biraz önce gördüğümüz ilanda aranan piliç bulundu idi. Bu da lansman oldu. Çok etkili oldu. Yani web sayfamıza, müşterimize çok ciddi hani geri dönüşler oldu ve satışları da çok çok iyi gitti. Kısıtlı bir kampanyaydı. Belli bir bütçeyle yapılmış çok etkin bir kampanyaydı. Biz çok eğlendik. Maskotumuzu da yaratırken bir maskot yarattık. O bizim ömür pilicimiz. Bu da çok tartışıldı. Doğru bir şey midir pilici maskotlaştırmak? Dünyada örnekleri var. Yani pilicin, evet elbette biz onu yiyoruz ama onu da bir maskot olarak kullanmanın da çok örnekleri var. Biz de bunun yararını gördük doğrusu. Sorusun hiç kullanıldığını biliyorum Fransa'yı temsil eden. Ya Amerika'da da Burger King'de de Chicken Run var. Yani güven duyulan bir chicken, yani gene tavuk kampanyası vardır. Güveniyorsan çocuğunu bile motorun arkasına bindirsin, piliç motoruyla geziyor. Yani var, bunun örnekleri var. Ya bu kampanya krize denk geldi ama her halükarda bir lansman teaser yapılacaktı. Yapıldı ve bu kriz aslında ben onun için bunu çok ilginç olduğunu diyorum. Bazen krizler fırsat olur. Bunları değerlendirebilme şansı olduğu zaman daha da etkin oluyor. Aslında yaptığımız harcamalar ya da etkinlikler kendi kendini katlıyor. Biz burada gündemden çok ciddi yararlanabildik ve çok güzel geri dönüşler aldık. Belki öbür pilicin penetrasyonu çok yüksek olsaydı. Keşke. Bu dönemde çok daha iyi ismini... Çok daha, o zaman bunu televizyona, yani bu kampanyanın her ayağı tasarlandı. Ancak penetrasyon nedeniyle tabii ki bunu henüz yapamadık televizyon, ama böyle bir dönemde full bir kampanya yapılabilseydi eminim çok daha başka türlü etkisi olurdu. Şu an sadece bölgesel bir kampanyadan bahsetmiş oluyoruz tabii. Peki outdoor'da neler kullandınız? Outdoor'da da aynı görselleri kullandık. Aynı dönemlerde ama çok taktik olarak bizim bulunacağımız marketlere yakın bölgelerde biz pilicin arandığını, gene aynı mantıkta basında nasıl gidiyorsa önce arandığını, kimlerin aradığını ve sonunda bulunduğunu, sonunda olması gereken AB standartlarına uygun pilicin bulunduğunu anlatan açılış ilanlarımız ve outdoorlarımızı orada da kullandık. Bunun geri dönüşüyle ilgili bir bilgi geldi mi size? Geri dönüşü çok iyi oldu. Araştırmalar yapıldı. Ancak bizim işte dediğim gibi penetrasyonumuz ve hani satış çok iyi. Ancak markanın hani penetrasyonu daha bir genişletiyor olması lazım. Çok başarılı bir kampanyaydı. Müşterimiz de satışlarından çok memnun. Peki ben yine Bileşim'in hazırladığı reklam günlüğüne dönmek istiyorum. Biraz önce televizyonu ve yeni çıkan reklamları gördük. Şimdi de basında ve radyoda neler olmuş onu izleyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Hı hı. Basında 12-19 Temmuz haftasında en çok reklam veren firmalar sıralamasında Ersoy Turistik Servis haftalardır birinciliği kimselere kaptırmıyor. Bu firmaya ait toplam 25.648 sütun santim reklam gazetelerde yayınlandı. Bu firmayı 10.950 sütun santimle Turkcell ve 9.000 sütun santimle Casper Bilgisayar takip ediyor.
En çok reklam veren medya ajansları sıralamasında birinci sırayı 36.372 sütun santimle Mindshare koruyor. Onu 26.708 sütun santimle OMD ve 20.305 sütun santimle Lotus Media takip ediyor. Basında en çok reklam yayınlayan gazeteler sıralamasına baktığımızda ise geçen hafta ilk sıraya alan Sabah gazetesinin 148.550 sütun santimli birinciliğini koruduğunu görüyoruz. Hürriyet gazetesi bu hafta 134.460 sütun santimli ikinciliğe geriledi. Üçüncü sırada geçen haftaki gibi yine Milliyet gazetesi yer alıyor. Geçtiğimiz hafta en çok reklam yayınlayan dergiler sıralamasına baktığımızda fiyat düzenlemesine giden Tempo'nun 126 sayfa reklam yayınlayarak birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Tempo'yu 63 sayfa ile PCNet ve 57 sayfa ile Alem dergisi izliyor. Birleşik Medya'ya da bu bölümü hazırladığı için teşekkür ediyoruz. Ben yine haftanın sorusunu tekrar etmek istiyorum. Sloganımız ne varsa sende var. Bu sloganın başında hatırlayacağınız üzere bir marka var. Bu markayı biliyorsanız reklamlar yazıp bir boşluk bırakıyorsunuz. Markayı yazıyorsunuz. 3636'ya SMS ile yolluyorsunuz. Bu arada geçtiğimiz haftanın talihlilerini de anons etmek istiyorum. Eyüp Halit Türk Yazıcı İstanbul, Güven Dönmez İstanbul ve Tuğba Karadayı İstanbul. Bu hafta 3 izleyicimiz de İstanbul'dan çıktı. Hayırlı olsun. 6 aylık Marketing Türkiye aboneliği kazandılar. Faik Hanım, şimdi diğer bir müşterinize programımızın başında önemli belirttiğiniz Renault ile devam edelim istiyorum. Son kampanyanız ticari araçlarla ilgiliydi. Ve ticari araç pazarında Renault'un da önemli bir payı olduğunu ben biliyorum. Ama bugün bu rakamlardan hiç bahsetmeyeceğiz. İsterseniz ticari araç pazarında kimler var onları bir hatırlatalım izleyicilerimize. Ve bu reklam kampanyasındaki gelişimi siz bize anlatın. Şimdi ticari araçta rakiplerimiz ya da bu pazarda kimler var? Bir kere Mercedes var, Volkswagen var, sonra Ford var, Hyundai var, Peugeot var, Opel var ve elbette biz varız. Şimdi Renault zaten binek otomobillerde lider ve ticari araçta da çok başarılı. Zaten Renault dünyadaki stratejisi, otomobiller yaratır stratejisinin arkasında çok ciddi bir sanki hani bir mimarlık gibi diyeyim, düşünen insanlar var. Arabalar tasarlanırken, araçlar tasarlanırken insanların rahatlığı, yaptıkları iş, yani ticari araca bunu dönüştürecek olursak, kullanma alanları her neyse bunu kullanım anlamında rahatlığın maksimuma getirmek üzere kurulu bir stratejileri var ve ona göre araçlarını, otomobillerini tasarlıyorlar. Bu tabii ki Renault'a çok büyük bir üstünlük de getiriyor. Konfor anlamında sadece bununla değil, Türkiye'de özellikle Renault ticari araçta çok ciddi bir satış, bir servis ağına sahip. Ve Renault profesyonel diye aslında tek olan bir oluşumu da var. Buralarda ticari araç alan kurumların araçları arızalandığında götürdüklerinde yerine tamir olana kadar başka bir araç veriliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Renault kullanıcısına hakikaten onun gündemi ve günlük hayatı ve ticaret hayatında yaşadıklarını çok iyi anladığını söylemeye çalışıyor. Ve bütün bunu da davranış biçiminde, satışta da, serviste de, satış sonrasında da devam ettiriyor. Bu nedenle de ticari araçta aslında duruşunu daha da güçlendirmek ve ticaretin ne demek olduğunu daha iyi anladığını ve ticari araç tüketicisine daha da yakınlaşmak, duygusal anlamda daha da yaklaşmak için böyle bir kampanya yapmayı öngördük ve lokal bir prodüksiyon oldu bu. Aslında normalde Renault global bir marka olup genellikle adaptasyonlarla sektörlere, markalara, pazarlara uygun olan filmler adapte edilerek gidiliyor. Burada biz lokal bir prodüksiyon yaptık. Çünkü her ülkede ticaret başka bir şeydir. Türkiye'de de ticaret bambaşka bir şey.
Biliyoruz ki bu münferit, özellikle de münferit alıcıların günlük hayatlarında her şeyleri, araçları. Bizim kampanyamız da tamamıyla bunun üzerine kurulu. Yani inişleri, çıkışları, yani iyi günler oluyor, kötü günler oluyor, düşüyor, kalkılıyor. Zordur ticaret, yani ticaret çok zor bir şey. İş hayatı çok zor bir şey. İsterseniz bu reklam filmini bir izletelim. Tabii. Hatırlatalım, izleyicilerimizi. Sonra devam edelim. Olur. Aldım, sattım, kazandım. Çok aldım, çok kazandım. Yatırdım, yitirdim. Ders aldım, kızdım. Çok kızdım. Baştan başladım. Yürüdüm, yürüdüm. Gördüm, geçirdim. Güldüm, geçtim. Vazgeçmedim. Buradayım, kârdayım. İşimin başında. Renault ile ticareti seviyorum. Ben bu en sondaki Renault ile ticareti seviyorum sloganının kullanılmış bir biçimini çok beğeniyorum. Hmm. Orada gülen bir yüz, evet. Çok hoş olmuş. Evet, yani bu işte hakikaten tamamıyla ticaret dünyasını, yani bizim ticaret dünyasını Renault'un ne kadar anladığını daha da çok vurgulamak için yaratılmış bir slogan elbette. Ve yakın durmak, duygusal alanı daha da pekiştirmek. Bu filmde de tamamıyla hakikaten aslında bir iş adı, bir yani bir küçük işletmecinin ya da münferit arabasıyla, aracıyla iş yapan birinin neler yaşadığını anlatan bir uslupta aslında konuşuyoruz. Bunun hedef kitlesi o zaman sadece orta büyüklükteki işletme. Aslında yani ticari aracın tabii ki kurumsal alıcısı var. Küçük işletmeler var ve münferitler var. Münferit alıcılar tabii ki onlar da çok önemli. Seasonality de var. İlkbahar döneminde daha çok turizme yönelik bu satışlar patlıyor. Sonbaharda da servis amaçlı kullanılan araç satışları daha da çok artıyor. Dolayısıyla biz bu seasonality'yi biz bunu baharda yaptık kampanyayı. Mevsimsel diyelim, bana çok eleştiri verin. Evet, çok çok özür dilerim. Hakikaten çok özür dilerim. Mevsimsellik hakikaten çok önemli. Biz bunu baharda yaptık. Peki, bu kampanyayı. Teaser'ı nasıl çevireceğiz Türkçe'ye? Teaser'ı gıdıklama. Bazı kelimeleri hakikaten çevirmek çok zor. Bir de bana böyle sorular sormayın çünkü benim Türkçem buna hakikaten yetmiyor. Ama her şu açıdan belirtmek istedim. Şimdi bazen bana da eleştiri geliyor. Data dediğim zaman veri niye kullanmıyorsun? Doğru, ama bazı şeyler vardır ki artık yerleşmiştir o sektörel dile. Onları değiştirmek de mümkün çok değil. Çok zor oluyor ama mümkün değil ve hakikaten biz bu sektörde bu anlamda çok dejenereyiz. Yani ben Türkçeyi daha sonraki yıllarda gerçek anlamda öğrendiğim için bazen dilim sürçüyor. Ama buna çok özen gösteriyorum. Ajansla da konuştuğumuzda mümkün olduğunca bu İngilizce jargonları olabildiğince Türkçe kullanmak için. Çünkü neticede Türkçe konuşuyoruz, Türkçe iletişim kuruyoruz. Ve bu dile de hakim olmamız gerekiyor. Dolayısıyla İngilizceleri ya da mümkün olduğunca Türk jargonları kullanmak önemli tabii. Evet. Renault'a dönecek olursak, ticari araca dönecek olursak, yani bu kampanyada dediğim gibi biz duygusal anlamda tüketicimize, birebir bunun kullanıcısına çok iyi anladığımızı anlatmak istedik. Ve aslında Renault'da normalde iletişimde kullandığımızdan farklı bir tonda kullandık. Bu kampanyanın birinci hedef kitlesi tüketici olmakla birlikte aynı zamanda satış teşkilatı da. Çünkü satış teşkilatı da reklamları gördüğü zaman da bu dili, yani özellikle bu kategoriye konuşulduğunda, anlaşıldığını hissettiğinde bu tabii ki satışa da çok büyük etki yaratıyor. Bu kampanya yani tüketiciler tarafına şu an track ediliyor. Başarısını inşallah yakın bir zamanda duyacağız, göreceğiz daha detaylı verilerle. Ama satış teşkilatı tarafından çok benimsendiği için, ya abi ben ticareti anlarım, ticareti seviyorum, onların hayatına bu anlamda sokabildiğimiz için o dilde onların da işlerine çok yaradığını duyuyoruz müşterimizden. Evet, ben de heyecanlı şeyi bekliyorum. Bu kampanyanın sonuçlarının neler olduğunu görmek istiyorum. Şimdi yine bir kısa ara veriyoruz. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Kısa aradan sonra programımızı birlikte kapatacağız. Go! Evet,
Evet Faik Hanım, bir yandan da programımızın sonuna geldik. Vakit nasıl aktı ben anlamadım. Gayet hoş bir sohbetti. Birçok konuda konuştuk. Televizyon reklamı, basın, billboard. Programıma katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada programımız başlamadan önce aramızdaki sohbette siz şeyden korktuğunuzu söylemiştiniz. Türkiye'de büyümediğim için Türkçem bozuk olabilir. Gayet güzel konuştunuz. Bu arada ben de izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Ben de profesyonel bir sunucu, televizyoncu değilim. Ben bu programı keyif için hasbelkader yapıyorum. Sektöre katkı olsun diye yapıyorum. Dolayısıyla benim de sürçülisanlarımı hoş görmenizi rica ediyorum. Ben bu haftanın sloganını tekrar vermek istiyorum. Ne varsa sende var. Sloganımızın başında bir marka var bu sloganı söylerken. Bu markayı hatırlıyorsanız reklamlar yazıyorsunuz, bir boşluk bırakıyorsunuz. Markayı yazıp bize SMS'de yolluyorsunuz. Ve önümüzdeki hafta yapılacak çekilişte 3 kişi Marketing Türkiye'den 6 aylık abonelik kazanacak. Geçtiğimiz hafta sloganımızı doğru bilenlerden Eyüp Halit Türk Yazıcı, Güven Dönmez ve Tuğba Karadayı bizden 6 aylık Marketing Türkiye'den 6 aylık abonelik kazandılar. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın. Go!